hoş geldiniz. Bugün mutfakta Sıla Uçan var. Hoş geldin Sıla'cığım. Hoş bulduk Derya Hanım, merhaba. Çok güzel gözüküyorsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Şurada maskeli, bu oradan çıktı, maskeyi bıraktı, buraya geldi. Artık çok güzel öyle. Bir hazırlık var bugün iftara sahura, değil mi Sıla'cığım? Aynen öyle, çok güzel. Sıla bugün inanılmaz güzel tavuklu tarifler yapacak. Sıla, neler yapıyoruz bugün? Öncelikle bir tane böyle benim annemden öğrendiğim. Annen biraz... de, teyzen de, herkes çok marifetli. Yemek yemeyi seviyoruz. Böyle tarife ben biraz uyarlama bir şeyler yaptım, o tarifi yapacağım. Aileden bir tarif. Bir öyle, geleneksel bir tarifimiz. Güzel. Annemden gelen bir tarif güzel. Olacak. Sonra güzel böyle bir sebzeli tavuk şiş yapacağız. O da böyle malum bu aralar dışarıda yemek yemeyi özledik. Böyle kendimizi restoranda yemek yiyormuşçasına hissettirecek bir tarifimiz var. Hem de bunu mangalda da pişirebilirsiniz. Yavaş yavaş havalar da ısınmaya başladı. Evet, küçücük de olsa bir balkon mangalında varsa. Da yapılabileceğimiz bir şey. Bir tane de böyle çocukların çok sevebileceği, anne çocuk mutfakta yapabileceğiniz güzel bir böyle dürüm tarifimiz var tavukla yine. Ha, çok güzel, harika. Şu tavuk şişin de çok güzel olacağına eminim. O güzel oluyor gerçekten. Yani böyle bazılarının böyle şey elektrikli ızgaraları var, orada olabilir. Onda olabilir. Hiçbir şey yoksa tavada da olabilir. Tavada yani. Olur. Tabii ki. Efendim, eski tip böyle elektrikli şeyler vardır. Biz eskiden onda yapardık, onda olur. Kesinlikle tavuk öyle. Tavuk bu. Hemencecik olur. Her yerde pişebilir. En olmadı fırında pişer. Hiçbir şekilde hani pişmesi harika. Gibi kötü olmaz. Harika. Söz konusu değil. Tavuk dürümün de çok güzel. Bu da yani hemencecik şöyle hazırlayıp iftarda, sahurda yenebilecek bir şey. Kesinlikle. Hani hiçbir şeyiniz olmasa bile yarım saat kala iftarı anında hazırlayabilirsiniz veya sahura. Bu dürüme ne kadar tavuk? Azıcık tavuk kullanmışsın. Biraz ama çoğalacak değil mi? Koyacağız, peynir koyacağız. Havucumuz var, domatesimiz bereketlenecek var. Bereketlenecek tavuğumuz. O yüzden sarınca çok kalın olmasın ki patlamasın içinde diye. Peki. Biraz daha böyle az. Hadi o zaman şu annenin tarifinden başlayalım. Tamam. Burada 3 su bardağı kadar rendelenmiş domatesimiz var. Siz evdeki domateslerimizden de olur mu kesinlikle yaptığımız? Kesinlikle olur. O konserve yazın yaptığımız taze domateslerle de olur. Şimdi bunun içine ben 1 yemek kaşığı kadar biber salçası koyacağım. Bir de domates salçası koyacağım. Ve... Evet, bir dakika, acele etme Sıla. Yakına gelecek şimdi. Tamam. Evet, buyurun koyalım. Şimdi, bu biber salçası. Bunun içine sadece biber salçası koyacağım. Çok pardon. Şöyle bunu bir güzelce karıştıracağım. Bu biber salçası domatesle burada bir güzelce bekleyecek. Bunu bir kenara alıyorum. Ondan sonra tavuklarımız için burada domates salçamız var. Hmm. 1 yemek kaşığı kadar. 1 yemek kaşığı da yine biber salçamız var. Ben biber salçasını tavukla çok yakıştırıyorum. Böyle güzel oluyor o. Çok güzel olur. Böyle 1 yemek kaşığı kadar biber salçamız var. Bunu ikisini şöyle bir karıştıracağım. Bunun üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Ondan sonra bunu tavuklarımızın üzerine sürüp tavukları güzelce bir şöyle bir mühürleyeceğim kısa bir süre tavada. Hafif kızartacağım. Çünkü sonra fırında pişireceğiz bu tarifimizi. Hmm. Şöyle salçalar biraz açılana kadar. Mesela annem bazen bu tarifi sütle de yapardı aynı şekilde. Çok güzel. Zeytinyağı. Tavuğu gerçekten benim annem de çok güzel yapardı. Ben de ondan öğrendim. Çok güzel marinasyon. Bir marinasyonum da benim var. Ben de anlatayım tabii birazdan. Tabii. Tamam. Senin anneninki mi yoksa benim anneminki mi? Bütün annelerin tarifi bence hep güzel oluyor. Annelerinki evet. Hep güzel. Şimdi burada, ne kullanıyorsun? Tavuk but mu kullanıyorsun? Kalça butumuz var burada. Kalça but kullanıyorsun. Evet. Bunların tamam. Üzerine ben orada bir ocağımızı açayım. Tavamız birazcık ısınsın. Şöyle. Hı. Güzel tabii, tavada yapıyorsun. Eldivenli olunca birazcık elimiz şey oluyor. Şöyle yapacağım bir saniye. Aldı mı? Aldı gibi. Evet. Eldivenle şeyler de telefonlar evet. Falan da böyle gerçekten bir zorluyor. Öyle oldu. Başka vereyim mi sana? Burada var mı? Benim eldivenim. Hemen tamam. Takacağım. Sadece ocağın alıp almadığından emin olamadım ama tavamız ısınmaya başladı gibi. Hı. Şöyle orada eldivenler takıyorum. Değmesin tavaya ve ocağı evet. Söndürür. Tamam onları ha. Yeni şey yaptık. Bu güzelce... Sana salçalı. Onları harmanlayacağım bir şey vereyim mi? Üstüne büyük süreceğim fırçayla. Ha süreceğim. Süreceğim aynen öyle. Şöyle yapayım ben. Çatalla birazcık üzerine alayım. Ondan sonra fırçayla onu güzelce yayacağım. Zaten kalanını da diğer marine fırına atmadan önceki koyacağımız sosun içine rahatlıkla koyabiliriz. Şöyle güzelce her tarafına yediriyorum. Özellikle zeytinyağlı kısmını. Hmm.
Arkasına da güzelce aslında sürelim. Bunu böyle yapacaksın, biraz bekleteceksin. Çok güzel olur. O da olur. Güzel bunu olur. Böyle geniş bir kapta karıştırıp içine atıp tavuklarımızı. Vallahi öyle yapalım mı? Ne yapalım. Dersin? Tabii. Bence. Tamam. İstersen getir, ben burada onu bir... Şunun üzerine dökeyim ben bence. Bu o küçük, bir dakika. Küçük şeyde yapmayalım. Büyük vereyim ben sana tamam. Bir tane. Tamam, siz nasıl derseniz. Bir büyüğü var şurada. Eldiven taktım. Tamam, onda o zaman ben tavuklarımızı... Koy tavukları, koydum. Üstüne de salçayı dök. Eldiven tamamdır. Değiştiririz, nasılsa bol. Tabii, eldivenimiz bol. Bol. Böyle gene de bir parça sürüp dökeyim ben içine şöyle. Bunu böyle yaptıktan sonra evde vakti olan izleyicilerimiz buzdolabında da üzerini böyle bir... Değil mi? Öyle anne de bekletir değil mi onu? Kapakla bekletip, evet. Bekletince lezzeti daha da bir içine geçiyor. Çok şimdi daha koymuştuk güzel. Oraya? Tuz, karabiber var mı? Onu sosuna domateslerimize koyacağım. Salçalar tuzlu diye çok fazla artık üzerine. Ay evet, doğru. İyi fikirmiş Sıla'cığım. Onu çok iyi da tuzlu uyardın. Olmasın diye. Güzelce bunu sürüyorum. O arada bu beklerken de tavamız güzelce ısınır. Ben de domates sosunu hazırlarım. En sonunda da bu tavuklarımızı güzelce bir tavada mühürleriz. Şöyle iç vay, tarafına vay, da vay, sürüyorum. Vay. Her tarafına güzelce sürsün. Zaten tavada da... İstersen şey... sen devam edeceksin. Sen uğraşma eldiven değiştirmeyle. Bana yolla şuraya. Yormayayım sizi de. Yapacaksın mı? Yani sizi yormayayım bence. Peki, ben tamam. Bunu iki dakikada hadi hallederim. Hadi yap. Şöyle güzelce atayım bunun üzerine. O vay, arada ben domates sosunu hazırlayayım. Vay vay vay. Zeytinyağı koydun. Zeytinyağı koydum. Biber salçası. Salça koydum. Kaç tane butun var? Kaç kişilik bir aile için? 4 tane kalça butun var burada. Hani siz bunun tarifini tabii ki arttırabilirsiniz. 5 de olur, 6 da olur. Çünkü sadece salça ve domates sos sürdüğümüz için üzerine. Yani da bir tane şu but aslında yanına ne isterseniz yapın. Bir mesela, kişiye gayet güzel, iki kişi bile yer gerektiğinde. Kesinlikle. Şimdi ben bunun sosunu hazırlıyorum onlar orada marine olurken. Tamam. Bunun içine bir yemek kaşığı kadar biber salçası koymuştuk. Tamam. Böyle bir tane kapya biberim var. Onu küçük küp doğradım. Onu vay, içine koyuyorum. Annenin tarifi yalnız çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Buradan sonra sumağım var biraz baharat. Böyle hafif bir mayhoş tat verdim.